Heyelan aslında Türkiye'de çığ kadar, çığdan daha büyük bir problem. Çünkü kar yağdığı zaman en azından bunun bir mevsimselliği var. Ama dünyada buzun olmadığı bütün kara alanların neredeyse %90'ı yamaç. Dolayısıyla sizin bundan kaçma gibi bir durumunuz da yok. Deprem gibi bir tehlike anında herkesin söylediği şudur: deprem öldürmez ama yapı öldürür. Heyelan, ister yapının içinde olun ya da oradan geçin, heyelan kesinlikle öldürür yani. Ve yapı da burada, kurtarmaz yani. evet, İşte burada bir heyelanı görüyorsunuz. Gerçekleşme anını görüyorsunuz. Burada bir kaya düşmesi şeklinde gerçekleşiyor ve bu heyelanların da tipleri var. Ve bu tiplere göre de hızları var. Aslında heyelan depreme göre veya sel taşkına göre veya çığ da aslında buna benzer bir özellik gösteriyor heyelana. Bunların nerede olabileceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsiniz. Yani aktif bir fay zonunda deprem gerçekleşir, evet. Ama heyelan çok lokalize olup geniş alanlarda temsil ettiği için bunu çok kolay saptama şansınız yok. Ve çok iyi haritalamanız lazım bunları. Ve çok iyi bilmeniz lazım hangi koşullarda olduğunu. Heyelanların şöyle bir yönü var. Heyelanlar deprem veya volkanik aktiviteyle tetiklenebilirler. Hidrometeorolojik koşullarla tetiklenebilirler. Yani aşırı yağış, Yağışla. uzun süren yağış veya az olan yağış sonunda, 10. günün sonunda bile olabilir bu. Veya en büyük tetikleyicilerden bir tanesi ve yabana atılan insan. İnsan heyelan tetikleyebilir yani. Çünkü Kalkmayarak maden kazan bir şey açması, yapar. yol açması uzun dönemde antropojenik etkiyle, örneğin bir alanı ormandan çayla veya fındıklığa çevirmesi sonucu. Çok ilginçtir mesela, bizim bir yayınımızda 2008 yılında Anavatan Partisi'nin heyelana neden olduğunu bulmuştuk. Anavatan Partisi. Evet. Çünkü 90'lı yıllarda çaylık alanların, ormanlık alanların 2B'den çıkartılıp çaya dönüşmesiyle birlikte ortalama olarak yılda Trabzon bölgesinde veya Rize'de 20 olan heyelan sayısı 400'e çıkmış. Yani bir Bir politik siyasi olarak karar. karar heyelanı da arttırabilir ve bu heyelanlarda da çok yüksek düzeyde insanlar hayatını kaybetti. Şimdi bir sonraki slide var. Çok temel bir sınıflaması var heyelanların. Örneğin bunlar kütle hareketleri sınıflaması. Bir kere bilim de bunu karıştırıyor. Kütle hareketi başka bir şey, heyelan başka bir şey. Çünkü orada sübsidans çökme dediğimiz ve toprak sürünmesi olarak krip, geçen hafta da fayın kribi tartışıldı. Bizdeki karşılığı kribin sürünme. Ve diğer bir unsur ise bu ikisinden bağımsız olarak kripten ve sübsidans veya çökme, karstik alanlardaki çökmeler de bir kütlenin yer değiştirmesi olarak biz Peki sizde de biliyoruz. mesela açının önemi var Ama mı? evet, bizde yamaç eğiminin önemi var, su içeriğinin önemi var. Çünkü burada su içeriği de şu düzeyde önemli. Örneğin 1995'te Senirkent moloz akması var. Bu moloz akması saatte 200 kilometreyi Aşağı aşacak doğru. düzeyde evlere doğru hareket ediyor ve 74 vatandaşımızın o olayda hayatını kaybediyor. Dünyada 300-400 kilometrenin üzerinde seyreden heyelanlar var. Dolayısıyla bundan kaçışınız mümkün değil. Örneğin su gözü heyelanı, yine Candan Gökçeoğlu, Hakan Nefeslioğlu tarafından da yayınlanmıştı. Bu saatte 90 kilometrenin üzerinde, ben kasabada o kişilerle su gözünde konuşunca, o heyelanda bir kızını kaybetmiş bir vatandaşımız şunu söylemişti: sadece bir patlama sesi duyduk. Sonra bütün her yer yıkıldı. Yani yaklaşık 2 kilometre ötede kaynağını alan bir heyelan, saatte 90 kilometrenin üzerinde köyü, yani milyonlarca metreküp malzemenin altında kaldılar ve hiç kimseye ulaşılamadı. Sadece bir anıt mezar dikebildiler. Sivas'ın kuzeyinde Kelkit Vadisi'nin içinde bir köy burası. Bir sonraki slayta geçelim. Bu benim doktoramı yaptığım bir yer. Bu 2008 Wenchuan depremi. Çin. Çin 7.9. O fotoğrafın arkasında duran da Bay Zhao. Oradaki bir tarım yapan bir kişi. Bu depremde gördüğünüz gibi, jeoloji bunu sevecektir, buradaki maksimum atım miktarı düşeyde 10.9 metre. Of. Bay Zhao evinden, taban bloğunda, tavan bloğu kendisinin bulunduğu blok, hareket ediyor ve şundan şikayet ediyordu: benim bahçemin bir kısmı
Malta eriklerimin olduğu ve mısırlarımın olduğu bir kısım yukarıda kaldı. Tarım yapmak için artık zorlanacağım ki bu depremde 92 bin kişi öldü ve ilk defa şu saptandı. Bir sonraki slayta geçelim. Bakın bu depremde kırmızılar yüzey kırığı, toplam oluşan yüzey kırığı miktarı 300 kilometre. 2500 yıldır burada bir deprem gerçekleşmemiş fakat gerçekleştikten sonra şu açığa çıktı. Bir depremde 125 bin heyelan oldu. Ölenlerin %38'i heyelandan öldü. Ve Türkiye'de bilinen heyelan sayısı 86-90 bin civarında. Yani buradan hesaplayabilirsiniz bu olayın ne kadar büyük olduğunu. Ve insanlık tarihinin en büyük ve en farklı heyelanları kaydedildi. Bir sonraki slayta geçelim. Ve senelik atım da çok az bildiğim kadarıyla burada, öyle değil mi? Evet evet, çok düşük. Çok düşük. Ve burada köyü görüyorsunuz. Burası ilk defa yine tarihte açık hava müzesi, doğal afet müzesi yapıldı. Çinliler istediler ki burada hayatını kaybedenler gelsin görsün. Çünkü bu kasabada şöyle bir olay gerçekleşti. Burası Bechuan kasabası. Tibet platosunun içinde bir kasaba. Çok dar bir alana kurmak zorundasın. Çünkü çok dağlık bir yer burası. Bu hatta Celal Hoca'nın da bir dönem Çin gazetelerinde yazdığı mimarın da Shang kabilesinin Li Bing'in alanlarından bir tanesi. O dönemde yaşadığı. Bu Bechuan kasabasının şöyle bir özelliği var. Bu kasabanın nüfusu 20 bin 500 kişi kurtulmuş buradan. 19 bin 500 kişi ölmüş. Bunlardan da yaklaşık 13 bin kişi heyelan nedeniyle ölmüş. Daha sonra heyelan gerçekleştikten sonra bir de burayı heyelan set gölü oluşuyor. Çin'in çok büyük uçak fabrikaları olduğu için burada kurtarmak için burada çalışıyorlar. Helikopter düşüyor, uçakla bombalıyorlar açabilmek için heyelan set gölünü çünkü sele neden olmasın diye. İnsanlar da yukarıya kaçarken heyelan set gölü patlıyor, bir de selin altında kalıyorlar daha sonra. Of. Bir sonraki slayta geçelim. Şu sağdaki şeyi göstereceğim. Şimdi bu bir ortaokulu vuran bir kraya düşmesi. Burada yaklaşık aynı 700, aynı kasaba. 750 kişi öldürmüş. Bir sonrakine geçelim. Bu heylanın çok enteresan bir özelliği var. Dagonbao heylanı diyorlar buna. Bu heylanda gördüğünüz gibi evleri bir buldozer gibi kazımış. Yok olmuş yani. Fakat o kadar büyük bir malzemeye ve hıza sahipmiş ki hiç dokunmadığı evleri de patlatma etkisiyle yıkmış. Aynen bir dinamiti patlatırsınız, hiç dokunmadığı evleri de yıkabilmiş. Blasting etkisiyle yıkmış yani. Tamamen onları süpürüp öbür tarafa almış. Basınç dalgası. Basınç dalgasıyla evet. Yıkmış yani. Şok. Bir sonrakine geçelim. Tabii bizim de en az onlar kadar çok yaşadığımız şehirde bile çok meşhur heyelanlar var. Mesela işte 2005'te başlayıp 2005'te uyarmış ben geliyorum diye. Burası Büyükçekmece, TÜYAP, kitap fuarının olduğu kuleyi görüyorsunuz. Burada son derece sağ tarafta pahalı villalar da var. İki tarafı bu yolun dönmesinin sebebi heyelan. İki heyelanın taş noktasında bu yol. Ama orası ben çocuktum, o yolda heyelan vardı. Evet. Tabii. Ve Türkiye'nin yani. İlk de bakın köyü... sağda... Yok burası şey. Hayır. Basınköy'de hep kayar. Evet, 300'ün üzerinde heyelan var bildiğimiz. Şimdi bakın sağda bir mezarlık var. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. Bakın o mezarlar yüzüyor heyelan içinde. Belediye burada insanlar ailelerinin kemiklerini bulmak için çok büyük davalar açtılar. Belediyenin bayağı DNA paralarını ödeyip büyük zararları da var. Ve bu heyelan mesela Türkiye'nin ilk radyo temelli mezarlığını yaptırdı. Bir daha kayıp insanların kemikleri birbirine karışmasın diye. Allah'tan herhangi bir ölüme neden olmadı. Bu hangi yıl oldu? Bu 2009 yılında gerçekleşti o dönem. Bir sonrakine geçelim. Tabii bir de böyle sığ heyelanlar var. Üzerine temel yapıp sonra da şeyleri diktikleri. O iki ok heyelanı gösteriyor. Sığ heyelanları. Burası da Beylikdüzü. İstanbul'un çok büyük aslında heyelan problemi var. Yani sadece Türkiye'nin değil. Böylesi bir şehirde bile kentin içinde çok büyük heyelanlar var. Biz 12. slayta geçebilir miyiz? Bir tanesini olarak. Atlayarak. Şimdi bu şunu gösteriyor. 95 ve 2014 yılında Avrupa'da heyelana bağlı ölen kişi sayısı. En fazla heyelan İtalya'da gerçekleşiyormuş. En fazla ölen kişi Türkiye'de. Türkiye bir numara çıkıyor. 95 ve 2014 kayıtlarına göre.